Değerli sanatseverler merhaba. Bugün sinemamızın duayen isimlerinden birisiyle birlikteyiz. Agah Özgüç. Agah Özgüç de sanat yaşamı üzerine ayrıntılı bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kısa bir e, açıklamada daha bulunayım. Agah Özgüç de 20 yılı bulan bir tanışıklığımız var. O yüzden kendisine abi olarak hitap edeceğimi belirteyim. Anlayışınız için de teşekkür ederim. Agah abi tekrar hoş geldin. Rica ederim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir. Gayet iyi. Hayat devam ediyor. Peki bu pandemi <laughs> günlerinde neler yapıyorsun? Vallahi bu pandemi günlerinde işte e, bazı e, arada bir e, işte yazılar var. İstanbul Belediyesinin bir dergisi var, üç ayda bir çıkan. Onu devamlı yazıyorum. Ondan sonra işte yeni bir e, Türk sinemasında İstanbul diye bir kitap yapacaklar. Bütün yazarlara e, konularını verdiler. Bana da bir konu verdiler. Onun üzerine çalışıyorum. Yani böylece geçiyor yani. Şimdi e, bir sened. Çok söyleşi yaptık bugüne kadar. Evet, tabii, Seninle tabii. ilgili pek çok bilinmeyenleri o söyleşilerde öğrendim. çocukluğunun Yel geçtiğini biliyorum. Evet. bize o günlerden biraz söz eder misin? Vallahi işte Yel o zaman e, tabii Yel tamamen tamamı böyle binalara falan yoktu böyle acayip bir şeydi böyle arazi üzerinde. Orada uçurtma uçurduğumu hatırlıyorum ben yani. Çünkü ben esasında Kadıköy doğumluyum. Onun için yani orada çocukluğum geçti. Ondan sonra işte Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı okudum. Daha önce tabii şeyde Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulda yine yatılı okudum. Ondan sonra Haydar Fasilis derken sonradan askerlik ve böylece gazeteci olarak işe başladım. Ama gazetecilik öncesi tabii çok önemli. Gazetecilik, tabii gazetecilik öncesinde şiirler yazmaya başladım. O dönemlerde yani 1950'li yıllarda. Çok edebiyat dergileri vardı. Bunlar da yani bir takım bölgelerde yani bölgelerin edebiyat dergileri vardı. Mesela yani benim Adana'da, işte Tarsus'ta bütün o dergilere şiirler yazmaya başladım. Yani böylece yazı şiirle başladığım bir şey oluştu. Askerden sonra da, askerden geldikten sonra da 1960'ta büyük Gazete diye bir dergi vardı. Magazin ve siyasal bir dergi. Orada. Orada yazmaya başladım. Profesyonel olarak orada başladım işe ben. Filmler yazıyordum. Haftanın filmlerini yazmaya başladım. İşte ne bileyim Van Gogh gibi, işte Lutrek gibi ressamların hayatlarını yazmaya başladım. Böylece bir gazetecilik olayım başlamış oldu. Ve orada da ilk röportaj yaptığım kişi de, oyuncu da Türkan Şoray'dır. O zaman 16-17 yaşlarında falandı yani daha meşhur değildi yani. Böylece bu gazetecilik hayatı başlamış oldu yani. Aslı şiirle başlayıp gazetecilikle tabii, devam tabii, eden tabii, bir tabii. süreç. Tabii tabii tabii. Şiirle başladım, gazetecilikle devam etti. Yani esasını tabii bıraktım. Çünkü magazin yazarı bir arkadaşımız vardı. Deniz Olcayto. O dönemde ünlüydü bu arkadaş. Ve dedi ki ya sen dedi, boş ver dedi bu şiiri, şiirde para yok dedi. Senin dedi gazeteci ol dedi. Tamam dedik. Onun motosikleti vardı. Onun arkasına binerek setlere gidiyordum. Böylece de başladı bu iş yani. <laughs> yani ne kadar öyle dediyse de ama sizin şairliğinizde yabana e, atmamak e lazım. Tabii, Çünkü Varlık Yıldırı'nda şiirleriniz yayınlandı. Tabii ayınlandı. canım. Mesela ne bileyim Dinar'da Şairler Yaprağı diye bir dergi vardı. Oraya yazıyordum ben. Nedret, Nedret Gürcan. Nedret Gürcan'ın dergisi. İlk defa orada şair olarak biyografim orada çıktı. Çünkü yazdığım bir şiir 10 şi şiir arasında seçilmiş oldu. Ve öyle de bir şey oldu yani. Adana'da Salkım dergisi vardı ona yazıyordum şiir. Çünkü o dönemde hep böyle daha çok İstanbul'un dışındaki bölgelerde illerde böyle bir dergilere karşı bir yoğun bilgi vardı. Onun için o şekilde ve o bütün o dergilere ben hep yazdım. Yani hatırlıyorum. Hep de bende onların vardır. Türk Sanatı diye bir dergi çıkıyordu. İşte varlıkta da bir yer, şiirim seçildi varlık yıllığında çıktı. O en güzel şiirlerinden bir tanesidir yani falan. Böylece bu yazın hayatı başlamış oldu. Örneğin birkaç şey okumak isterim. Hür olmalıyım, ciğerlerine dolmalıyım yaşayanların dal uçlarından. Ha, benim insanlarım başlıklı bir şiirdir o. İşte Varlık'ta çıkmıştı. Yani. Peki şimdi gazetecilik günlerine yeniden dönelim. Evet. O 60'lı yıllarda nasıl bir sinema ortamı vardı? 60'lı yıllarda tabii Setlere giderek, ben bütün setleri takip ediyordum. Yani setten seten şey yapıyordum. Ve burada da ilk defa 60'lı yıllarda bu setleri dolaşarak veya bütün şirketleri dolaşarak bütün filmleri not etmeye başladım. Yani işte kim oynuyor, kameramanı kimdir, öyküse nedir, hangi oyuncular oynuyor, yönetmeni kimdir ve bunları böylece başladım ve böylece başlamış oldu bu iş. 60'dan önce de daha önce çekilen filmlerin bir takım şeylerden topladım, belgelerini topladım. Böylece yani 2014'e kadar 14'ten başlayıp şey olarak yani belgeleri toplayarak 100 yıllık nedeni nedeniyle de en büyük yani bugün Türk sineması tarihinde en önemli başvuru kitaplarından birini de Türk sinemasının 100 yıl neden 100. yıl nedeniyle Türk Kültür Bakanlığı bastı Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü ve bu Bugün Türkiye'de yapılmış, tevazuyu bir yana bırakalım, en önemli başvuru kitaplarından birisidir. Çünkü burada 7000'e yakın film ve bunların altında kısaca hikayeleri, ondan sonra işte kastları ve bazı eleştiriler var, sinema yazarlarının eleştirileri altında kitaplar yapılıyor. Fakat 20 kişilik bir grup yapar. Ben bunu tek başıma yaptım yani. Hatta dediler bu bir yer delilik gibi bir şey bir yerde ama işte bu tutku meselesi ve böylece de büyük faydam oldu. Yani bugün ona bütün araştırmacı, araştırmacılar eğer araştırma ile ilgili kitaplar yapacaklarsa muhakkak türlerle ilgili veya herhangi başka bir şey muhakkak bu kitaba bakmak zorundadır. Onun için 5 kilo ağırlığında 1200 sayfalık kitaptır bu. Büyük boy içinde 2000 tane fotoğraf var, 7000 filmin dökümü var. Yani yıllar var. Her beş cilt bir aradadır o her cildi, ilk cildini mesela ne bileyim Metin Aksan'a ithaf ettim. Sinema yazarlarına ifade, ithaf ettim. Lütfakat'a işte o dönemin sinema kuşağındaki altı yönetmen vardır. Memduhün, Lütfakat, işte Halit Refi, Osman Seden onlara ithaf ettim. Yani beş ciltlik bir kitap tek kitapta toplandı. Yani 1200 sayfalık bir kitaptır bu. Aslında 55 yıllık bir geçmişi kaptı çizgi e çalışma tabi, e, anlamında. Tabi. Ve bu e, 1500 tanesi Türkçe basıldı, 1500 tanesi de İngilizce basıldı. Hem e, Türk sineması için hem de dünya sineması tabi, yani, için bir kaynak niteliğinde. Iki, Kültür Bakanlığı'nın yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi, faydalardan bir tanesi bu durak katan bir yerde. İşte o da 100 yıl nedeniyle böyle bir şey yaptılar yani. Şimdi yönetmenlerden söz ettiğimiz konuşmamızda. Evet. Metin Erksan... E, ...Lütfü Akat gibi. Evet. Sizce sinemamızın, sizin açınızdan... ...sinemamıza değer katan yönetmenler kimler? Tabii yani şimdi... ...her yönetmenin kendine özgü bir özelliği vardır. Bu ayrı bir olay. Fakat tabii ki bugün Türk sineması tarihine bakıldığı zaman... ...otor dönülen tek yönetmen Metin Erksandır. Ve yazık ki... ...bu kadar hizmetleri olmasına karşık ...ve devlet töreniyle yapılması gerekirken cenazesi kaldırılması gereken Maalesef yapılmadı. Bu da çok büyük bir şey yani kayıp bir yerde. Çünkü hakikaten bambaşka bir yönetmendir o. Yani entelektüel, çok birikimli böyle bir yönetmenin gelmesi mümkün değil ve bu tarihin en önemli yönetmenlerden bir tanesidir. Tabii bu arada da tabii ki bir ittifakat var işte Memduh'un var. Ondan sonra işte ne bileyim Osman Sedem var. Başka bir yönetmen var ki bu da Türk sineması tarihinin başka bir kutbundaki yer alan bir yönetmen ve yönetmen bir oyuncu bu da Yılmaz Güney'dir. Yani esasında bugün en büyük ödülü Türk sineması tarihinde kan gibi bir festivalde büyük bir ödül alması yani hakikaten yani büyük bir olay yani aslında onun için önce oyuncu olarak da Türk sineması tarihinin en iyi oyuncularından gerçekten mesela ne bileyim bir Umut'ta bir Baba'daki oyunu bugün hiçbir zaman aşılmış değildir aslında aslında Yılmaz Güney de edebiyatla adım atmış. Tabii o da yani bir kere eli kalem tutan bir Hı -hı. şey. Yani çok birikimli bir insan. O da Metin Ersan gibi. Metin Ersan daha entelektüel, daha aydın. Ee, Yılmaz Güney de halkçı, halkı çok iyi tanıyan yani adam başlayan bir insan. Büyük bir yönetmen aslında ve fakat dramatik bir şeyle de hayatını kaybetti. Yani bir doğru bakmayın. Yani böyle bir takım şeyler yapıldı halde yani çok önemli bir yönetmen olarak Daima tarihe geçecek. Meraklısına Yılmaz Güney ile ilgili bir kitabınız olduğunu da hatırlatalım. E Tabii İsteyenler... benim işte arkadaşım Yılmaz Güney diye bir kitap yapmıştım. Onu ben çünkü e, geldiğinden beri ondan sonra ilk e, e, röportajlarından birini ben yapmıştım. SES'teydi mesela. SES'te o zaman Çetin Emeç e, yazış Ben de orada çalışıyordum. O da sürgündeydi. Sürgünden geldikten sonra hemen bir röportaj yaptım. Zar zor iki sütun girdi. Tabii tanınmıyor tabii bir yerde. Ne zaman ki Yılmaz Güney, Kulüp 12 olayında 4 kişi bıçakla, çakıyla yaralandığında 5 sayfa girdi ses meşmasına. <laughs> bu da yani Türkiye'deki durumu anlatan bir olay. Şimdi Hagi abi o yönetmenlerden söz ettik ama bu yönetmenlerin ortaya çıkmasını sağlayan, o sinemayı, sinemanın o içeriğinden evet. de söz eder misiniz? Hangi şartlar bu yönetmenlerin ortaya çıkmasını sağladı? Ya şartlar tabii koşullar. Mesela bugün zaten düne kadar, bugün için öyle bir şey yok. Düne kadar en çok nasıl ki herkes şair olmak isterdi, herkes şiir yazmak isterdi. Çünkü bunun bir şeyi yok. Yazarsın veya geçerli bir şey olur ve gerçekten şair olursun veya olmasın Ama onu bir heves olarak geçirmiş olursun hayatında. Şey de böyle, sinemada da böyle biri. Herkes yani muhakkak e, kafasının içinde ya yönetmek yönetmen olmak ister, ya da oyuncu olmak ister. Onun için buradan kaynaklanan bir olay vardı. Çünkü o zamanlar daha değerli bir olaydı. Bugün artık öyle bir olay. Bugün artık her şey değişti. Yani dünyada sadece sinema değil, müzik alanı da öyle. Yani çıkmıyor. Bir, çok önemli bir şeyler çıkmıyor. Mesela bugün Ajda Pekkan diye bir kadın var yani. Bu şartların getirdiği bir olay. Ama bugün o şartlar yok artık, çok değişti. İnsanlar değişti, kültür şeyleri değişti. Yani bütün bu yönetmenler çıktığı zaman özellikle 1960'lı yıllar Türk, Türk sinemasının en altın yıllarıdır her açısından. Edebiyat açısından, onun sinema açısından, 60'lı yıllarda kimler çıktı? Bütün Türkan Şoray dahil. Bütün bu oyuncular baktığın zaman hep o yıllarda ortaya çıktı yani. Yılmaz Güney dahil. Yönetmenler de öyle. Mesela da 1950'lerde başladı ama 60'lı yıllarda büyük bir yönetmen oldu bir yerde. Vesikalı Yarem diye bir film yaptı yani. Bunlar hep tarihe geçecek filmler aslında. Onun için şimdi artık bu dönemde bu tür filmlerin çıkması da bir yerde imkansız. Çünkü hayatın dijitalleşmesi artık işi kolaylaştırdı ve bugün de Türk sinemasında artık gökten zembille inen yönetmenler dönemi başlamış oldu yani. Bu, böyle, bu gerçek. 60'lı yıllarda evet. şimdi bu yönetmenler e, sinema dünyasına evet. giriyorlar. Evet. Peki halkın beklentilerine nasıl yanıt veriyorlar? Halk ne istiyordu? Neler yapıyorlardı? E, halkı tanımak gerekiyor. Nasıl ki Yılmaz Güney e, halkı tanıyan, seyirciyi tanıyan sinemaya gidip e, hangi seyircinin hangi filmleri seyrettiğini çok inceleyen bir yapıda bir insandı. Onun için bu çok önemli bir yerde. Yani son dönemde de mesela ne bileyim çok iyi yönetmenler yetişti. Mesela Ertem Eğilmez. Ertem Eğilmez de bir yerde hep böyle... E, Umursamayan bir yönetmendi ama öyle filmler yaptı ki mesela bir Arabes diye bir film yaptı ve bu büyük rekorlar kırdı esasında ve bu film de yeni şeyler getirdi ortaya yani o yıllarda sinemalar meyhane falan oluyordu böyle birhane oluyordu ve bu filmle birden bir yeni bir açılım başladı ve Amerikalı filmiyle de devam etti yani Yerif Gören'in Amerika aldığı filmiyle ve filmler iş yapmaya başladı yani Arabes bir yeni bir aç açılımın önemli filmlerden bir tanesidir. Şimdi Ertem Eğilmez demişken çok e önemli. E, bir hababam sınıfları. Şimdi bazı filmler e, filmlerin reklamı şöyle yapılıyor. Mesela işte sinemaya girdikten sonra bütün zamanların en çok iş yapan filmi diye mesela bir film. Halbuki bu çok yanlış bir olay. Niye yanlış bir olay? Bin, 1957'de sadece İstanbul sinemalarında yerli filmlere giden seyirci sayısı 50 milyonun üzerinde. Bakın o zaman İstanbul'un nüfusu ne kadardı? 1 milyon 800 bin civarındaydı. Of. Tabii o zaman bahçe sinemaları vardı. Bütün ailece gidiliyordu. Çocuk, çocuk, çocuk. Onun için ancak e, bunu 1989'dan itibaren ele almak gerek. Çünkü 1989'da Amerikan şirketleri burada ofise açmaya başladı. Ve ilk defa seyirci sayıları 89'dan itibaren başladı. Onun için 25 yılın en çok iş yapan filmi, denebilir. Ama bütün zamanların denmesi yanlış bir olay. Çünkü o zamanlar 89'da Amerikalı Amerikan şirketleri burada şirket kurdukları zaman seyirci sayısını artık hiç kaçırmıyorlardı ve düzen içinde şey yapılmaya başlamıştı. O dönemde mesela Anadolu'daki şeylerde, kırsal kesimdeki sinemalarda kaç seyirci gittiğini kimse bilmiyordu ki. Sonra bir de burada bedava işler giriyordu, şey yapıyordu içeriye. Ondan sonra orada kasada toplanan paraların kaçı şey yapılıyordu. Yani bu şeye bağlı bir olay. Onun için bu bütün zamanların en çok iş yapan filmi tamamen yanlış bir olay. Bu konuda ben zaten 2-3 defa hep yazdım ama yine aynı şekilde böyle şey yaptılar. Mesela bakıyorsun her yılın tabak mesela Ayla diye film hakikaten büyük bir iş yaptı mesela ama o 89'dan sonraki dönemin en çok iş yapan filmlerden biri tabamdır öyle dendiği zaman yani. Bu da şimdi tamamen böyle bir şey var. Böyle bir yanlışlıklar hala devam ediyor yani. Peki tüm zamanların en çok iş yapan filmleri değil de tüm zamanların en çok sevilen filmleri desek ne dersin Ağabey? Yarına Kalıcı 10 filmi mesela. Ben 1900 şeyde 7. Sanat dergisinde ilk defa ben yaptım yani 127 kişiyle böyle. 79'a kadar yapılan filmlerin en çok ve 128 kişiyle işte fişler dağıtarak yaptım. Orada işte bazı filmler çıktı. Yani mesela bir Umut çıktı. O 10 film arasında mesela ne bileyim. İşte bu tamamen şeye göre değişiyor. Mesela en son Hürriyet gazetesinde yapıldı. 2014. Orada da işte yine Yol, Sürü gibi filmler. Ya Zaten ne zaman en iyi 10 film diye böyle bir soruşturma yapılırsa muhakkak bu filmler giriyor ortaya. Umut olsun, Sürü olsun, Yol olsun bunlar hepsi giriyor mesela ne bileyim Selvi Boylum Al Yazmalım işte ne bileyim Muhsin Bey Yavuz Turgul'un yaptığı çok o da çok önemli bir sinemacıdır yani Yavuz Turgul'da böylece şey oluyor. Araya bazı filmler giriyor ama 3-4 tane film var ki tamamen değişmiyor. Hep onlar giriyor. Yani demek ki onlar o, o filmler sinema tarihinin en öne çıkan filmleri olmuş oluyor mesela işte Yol gibi, Sürü gibi işte ne bileyim Vesikalı Yarim gibi yahut da işte ne bileyim Lütfakat'ın işte gelin gibi falan filmleri muhakkak giriyor. Zaten bu böyle bir soruşturma yapmak çok zor bir olay. Bazı filmleri atlamak zorunda kalıyorsun ama 100 film dersen ona göre o incelemeyi yapabilirsin ama 10 film çok zor bir olay. Yani bu çok zor bir soru bu aslında yani. Şimdi yönetmenlerden söz ettik, filmlerden söz ettik. Peki sinemamıza yeni teknikler getiren yapımcılar, firmalar kimlerdi? Var mı öyle yenilikleriyle e, sistemi değiştiren, yani düzeni değiştiren, e, sinemada çığır açan isimler. Vallahi şöyle, o e, teknolojik açıdan değil de yapımcı olarak, şimdi bilgisayarda bazı şeyler yapılıyor. Hiçbir şekilde bilgisayarda yapılan, e, yapılanlar hiçbir zaman sinema filmi değildir. Sinema filmi kameranın gördüğü yerdir. Şimdi bakıyorsunuz 500 kişiyi birden mesela o sahnede kurguluyorsun, yapıyorsun yani bu ayrı bir olay. Yani esasında. Sinema başka bir olay yani. Onun için iyi filmleri kim yapmıştır? Mesela ne bileyim bir Hürrem Erman. Erman Film Şirketi gerçekten. Lütfü yaptırdığı filmler mesela ne bileyim Vurun Kahpe'ye gibi. İşte Kemal Film Şirketi'nin yine Akat'a yaptırdığı 52'de Kanun Namına gibi filmler. Dijitalleşme hiçbir zaman yani başarılı bir olay değil. Ancak o dijitalleşmeyi sadece ee ne bileyim... Ee çok savaş filmleri için de kullanılabilir bir olay. Sinema olmuyor o bilgisayarda yapılan şeyler. Eskiden bugün ne kadar teknoloji nereye gelirse gelsin hiçbir şekilde 35'lik çekilen bir filmin başarısını elde etme mümkün değil. O ayrı bir olay. 35'lik filmde kirpiği bile yani yakın planda böyle görebilecek bir şeydi. Şimdi artık filmler bantlarda yapılıyor. Çabuk ömürleri şey... Yani onun için bu çok ayrı bir olay bu teknoloji. Yani ben hiçbir zaman bu teknolojiyi iyi kullanımı zaten iyi de kullanıldığı yani esasında olmuyor. Mesela ne bileyim en son Kara Olan diye bir film yapıldı mesela. Teknolojiyi orada kullandılar ama o teknolojiyi de kullanamadılar. Onun için önemli olan teknolojiyi ustalık isteyen bir olaydır kullanım meselesi. Son derece teknoloji içeren şeyler var, makineleri var ama onu da iyi kullanmak önemli o da başka bir ustalık gerektiren bir olay. Peki Agah abi, oyuncularla ilgili de konuşalım istiyorum. Ee, sizin için özel oyuncular kimler? Başrol oyuncularından. Ya, çok önemli oyuncular var. Mesela Ahmet Mekin diye bir adam vardır. Fakat Türk sineması tarihinde çok iyi oyunculardan bir tanesidir. Ama hiçbir zaman Ahmet Mekin böyle büyük bir star olamadı bir yerde. O ayrı bir olay. Yani star olmak ayrı bir olay, iyi oyuncu olmak ayrı bir olay. Ama her ikisi de olursa hem iyi oyuncu hem de star olarak... Yani o zirve demektir. Kim mesela bu? Tabii ki hemen akla kim geliyor? Bir Yılmaz Güney geliyor, ne bileyim? Türkan Şoray geliyor. Da zaten ilk yaptığı filmlerde son yıllarda çok ustalaştı bir yerde çünkü. Tabii bir iyi yönetmenle çalışmak gerekir bir yerde. Yönetmen önemli esasında. E, karakter oyuncuları var. Bu karakter oyuncuların bazıları başrolde oynayanların önüne falan çıkıyordu ya. Bir Erol Taş olsun. Karakter oyuncuların gene altın yılları 1960'lardadır mesela. O dönemde kim vardı? İşte bir e, Supi Kaner vardı, Öztürk Serengil vardı, Feridun Karakaya vardı. O kadar çok oyuncu vardı ki bugün o tipleri bulmanıza imkan yok. Çünkü o yıllarda Türk sineması tiplere dayalı bir sinemaydı. Böyle bir Öztürk Serengil gibi bir tipleme var mı bakıyor Yok bulamıyorsunuz yani. Çıkmıyor ortaya bir yerde. 60'lı yıllar yani altın yılları esasında her yıl seyirci açısından her açıdan da öyle yani bir yerde. Şimdi aslında biz uzun süredir bir Yeşilçam nostaljisi yaşıyoruz yetişkinlerde, gençlerde, çocuklarda eski filmleri seyrettiklerinde hiç yabancılık çekmiyorlar. Özellikle günümüzün gençleri ve çocukları ah diyorlar. Keşke biz de o günlerde yaşasaydık. İşte e, belki aradıkları bu samimiyet olsa gerek değil mi? tamam. şimdi orada bir duyarlılık vardı. Yani 60'lı yıllardaki filmlerde bir duyarlılık vardı. Bugün insanlar da değişti ya. Her şey değişti yani. Dünya öyle bir yere gidiyor ki yani e, finalde ne olacak bilinmiyor yani. Bir de bu işte o siyah beyaz dönemindeki önemli şeyler Orada eski bir İstanbul'u görüyordun. E şimdi artık bakıyorsun yani artık Türkiye'de bir beton sevicilik diye bir olay başladı. Onun için hiç olmazsa orada eski İstanbul'u görüyorsun, eski duyarlılığı görüyorsun, dostlukları orada görüyorsun. Dostacık bir takındı değil ama işin gerçeği bu yani bir yerde. Sonra seyirci tamamen değişti. Artık o seyirci yok yani. Onun için gezer bir seyirci ortaya çıkmaya başladı. Yani o seyirci bulamıyorsun. 50 milyon seyirci ne demek ya? Inanılmaz yani inanılacak bir olay değil. Ben çünkü bu bunları şeyden alıyordum o zaman istatistik kurumundan alıyordum bunları mesela ve doğruydu bunlar. Ama son yıllarda işte şeyden evvel 89'dan önce de bu iş başkaydı. Mesela bir sinema müdürü vardı 9-15'ten sonra kasadaki paraları alıyordu, gidiyordu pavyona gidip eğlenmeye gidiyordu. Nasıl hesap verecekti şey yani bir yerde yapımcıya? bu mümkün değildi. Onun için. İşte bu Amerikan majörleri geldikten sonra bu düzene girdi ve bugün artık 89'dan beri tamamen doğrudur bir tür rakamlar. Ondan sonra ne bileyim e, bilet sayıları, kaç bilet kesildiğini kimse o zaman fark edemezdi ki bir yerde. Öyle. Çok ayrı bir olay yani. Ağya abi ilk sinemaya girişini hatırlıyor musun? Vallahi ilk sinemasına girişim Pangaltı'da e, Tan sineması vardı. Orada bir kovboy filmi oynuyordu. Randolph Scott'tu oynayan Amerikalı bir kovboydur, enteresan bir adam. O kovboy filmi seyrettim ve o gün çıkmadım. Sinemada tuvalette saklanmıştım. Ha, hatırlıyorum. Tekrar seyrettim filmi. Kaç yaşındaydı? Vallahi herhalde 15 miydi, 14 miydi, 16 mıydı şimdi peki? Hatırlayamıyorum tabii. Yani... Peki en son sinemaya gidişini hatırlıyor musun? İstanbul Festivali'nde sinemalara gidiyordum. Pandemiden önce yalnız yani. Diyelim ki işte bundan 3 sene evvel sinemaya yani esasında 2 sene evvel falan yahut da. Sadece ee, en son izlediğim filmlerden bir tanesi de şeydir. Bu, Onur Ünlü'nün e, Topa Şükreden Maceraları diye. Enteresan film o esasında da. Bir de Ümit Alın bir filmi vardı. Onu da e, en son sayı filmlerden. Bir de bir de tabii Ayla. Yani o da enteresan bir filmdir Ayla. Tabii eğer onu çok iyi bir konusu var filmin. İlk bir yönetmen değil de daha profesyonel bir yönetmen çekmiş olsaydı çok önemli ve yarına kalıcı özelliği taşıyan bir film olabilirdi. O da enteresandı konusu itibariyle. O duyarlılık vardı o filmde. Yani o Yeşilçam duyarlılığını orada görebiliyordun, hissedebiliyordun, duyabiliyordun yani. Şimdi 60'lı yıllarda setlere gitmeye başladığını söylemiştin Ayla. Evet. Yani. Bir günde kaç set geziyordun? Vallahi bir günde 3 sete gittim bile oluyordu yani. Ayrı ayrı yerlerde çekiliyor film. Günde mesela 10 tane ayrı film çekiliyor ayrı mekanlarda. Ve çok enteresan hatta hayret ediyordum ben. Mesela Estur Serengil aynı günde üç tane sete gidecek. 3 sete gidiyordu ve artık oynadığı rolleri nasıl birbirine karıştırmıyordu yani. Çok merak ederdim bu iş. Hakikaten bu önemli bir olay bu yani. Bir oyuncunun 3 ayrı sete gidip 3 ro ayrı roller ro rol yapması... Nasıl ya? ayarlıyordu? Hayret ediyordum yani. Bu da büyük bir yetenek ya. Sizin şöyle bir tespitiniz var. Her oyuncunun iki kişiyi vardır diyorsunuz. Bir kendisi... Ha, o şey, o bir özel yaşama oluyor. Ondan sonra bir de artık kendini rolü oynuyor oynuyor. Ondan sonra havaya giriyorsun. O da ikinci bir kişilik oluyor. Şimdi mesela ne bileyim 1972'de yani Türk sinema tarihinde en çok film çekilen yıldır. Tam 312 tane film çekildi. Tabii böyle yılda 300 film, Çekildiği takdirde tabii ki bir oyuncu sadece o yılda bir tane film çekerek hayatını şey yapacak değil. Buna imkan yok. Ancak birkaç tane filmde oynayarak hayatını düzene sokacak bir yerde. O sırada da en çok film çekenlerden bir tanesi mesela Öztürk Serengil. Bir de tabii Öztürk Serengil can oyuncularından biri olduğu için karakter oynuyor. Tabii ki aşağı yukarı birçok filmde var yani. Bir gün aynı günde üç tane filme girecek. Her mekanda ayrı ayrı yerlerde, İstanbul'un ayrı bölgelerinde bunlar. Şimdi burada çok önemli bir olay var. Üç ayrı rolde oynuyor bu adam, üç ayrı rolde. Peki nasıl bu üç tane sete gidecek de nasıl setleri karıştıracak ve oynadığı rollerin karıştıracak? Bu çok önemli bir olaydı ve maalesef setlerin bazı üç setin bir tanesinin karıştırırsa bile rolleri birbirine nasıl? şey yapacaktı, karıştıracaktı yani bu. işte büyük yetenek burada ve bu adam rolleri birbirine karıştıramıyordu. Yani bu da ayrı bir yetenek. Onun için 60'lı yıllarda bu işte karakter oyuncuların bu, bu özellikleri var. Mesela bir Erol Taşın olsun, işte Supi Kanere'nin olsun, Feridun Çalıgeçen'in olsun. Yani o kadar iyi oyuncular vardı ki o dönemde tiplere, tiplere dayalı bir oyunculuk. Şimdi... Sürekli sinema emekçilerinden söz edilir. Ama sinema emekçisi deyince de herkes aklına figüranlar gelir. Evet. Ve Yeşilçam gelir ayrıca. Evet. Yeşilçam kahvesinde otururlar ve iş beklerler. E figüranlar da ilgili neler söylemek istersin Agah abi? Figüranlar da işte o zamanlar tabii e, yani onların da bakmasın en çok yani e, kenardaki yanların bir kenar süsü olarak kullanılan en çok da sömürülen aslında şeylerdir. Bu yan hikaye oyuncuları ile figüranlardır hak, hak, gerçekte yani. Onun için tabii ki o günlerde çok film çekildiği için işte Yeşilçam Sokağı diye bir sokak var. Tabii oranın ismi Yeşilçam Sokak ama yani bir yerde sadece o sokakta değil bütün Beyoğlu'ndaydı bütün şirketler o zaman. Yani ama adı Yeşilçam Sokağı olduğu için öyle kaldı Türk sinemasında Yeşilçam diye böyle bir şey çıktı. Orada da toplanıyorlardı tabii her sabah hiçlik sokağından 3-4 tane minibüs kalkıyor, işe gidecekler, ayrı ayrı istikametlere gidecekler. Figuranlar da onlara toplanıyordu, götürülüyordu. Ona göre işte o o mekanda çekiliyordu yani figüranlar. Çoğunda maalesef emekli olmaları imkansızdı. Çünkü onlar ona göre şey olarak yani ne sigortaları vardı, ne bir şey. En çok harcanan da onlardı yani alt aslında. Şimdi Tarık Dursun Ka ile evet kamera arkasında birlikte çalışıyorsunuz Kelebekler çift uçar nasıl bir çalışma süreciydi ve niye devam etmediniz? Ya o şöyle bir şey oldu. Ben o zaman ses mecmuasında çalışıyordum. Tarık Dursun da benim arkadaşım. Ondan sonra ya dedi işte dedi bana dedi asistanlık yap dedi. Ondan sonra tamam dedim. O filmi çekerken tabii ben o sıralarda e benim ses mecmuasında olmam lazım. Arada bir röportaja giderek hep kaçıyordum yani. Ancak öyle sete gidebiliyordum. Çünkü orada çalışıyorum ben yani bir yerde. Ondan sonra orada başladım. İlk yaptığım filmdir o. Ondan sonra zaten ben Pek yani o işin üzerine durmadım. Çünkü ben orada ne bileyim ben gazeteci Yani benim mesleğim esasında önemli olan benim için gazetecilikti. Ama ona sadece bir hatır için böyle bir asistanlık yaptığımı hatırlıyorum. Yani pek önemli bir şey de değil yani bir yerde. Kısa da olsa şimdi içeriden tabii. bakmışsınız ancak şimdi ya, tabii, asıl tabii. hep dışarıdan bakmışsınız. Bir filmin başarılı olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir Agah abi? En önemlisi bir kere senaryo. İlk aşamadaki kitabıdır o. Yönetmen önemli. Her yönetmen her konuyu çekmesine imkan yok. Bazı konular vardır. Tarihi filmler vardır ki tarihi filmler en çok zor olan. Yani gerçeğe uygun olabilmesi için bir kere o tarihle ilgili birikimi olacak. Onu her yönetmen çekemez. Şimdi Agah abi, Kemal Özdemir, ikimizin de tanıdığı, çok Aa, sevdiği tabii, tabii canım, tabii. birisi. Diyor evet. ki, ansiklopedik Türk filmleri sözlüğü olmasaydı Türkiye'de kaç tane filmin çekildiğini kimse bilemezdi. Kim hangi konuda araştırma yapmak isterse bu kitaba başvurmalı. Bu kitap konusunda tek kaynak diyor. Gerçekten de haklı. Yaptığım bütün, bütün kitaplarla ilgili işlerinde en önemlisi bu. Yani bir başvuru kitabı yani. Çünkü bu kitap hiçbir zaman hemen tak diye açılıp okunacak bir kitap değil. Bir takım şeyleri, belgeleri bilmek ve bazı şeyleri öğrenmek için tabii ki mesela diyelim ki engellilerle ilgili bir bir kitap hazırlayacaksın. E burada zaten o filmleri tarayacaksın. Çünkü orada o konular var. Yani hangi türde konuysa, tarihi konularsa tarihi konular. Çizgi romanlar mı yapılmış, çizgi roman kahramanların filmleri mi yapılmış? Orada bunlar zaten var. Ona göre bakacak, görecek. Yani ne bileyim bir sürü e, e, bütün türleri içeren ve o kitap olmasa ben ne bileyim türlerle Türk sineması diye bir kitap yapmama imkan yoktu. Güldürü filmleriyle ilgili bir şey yapacaksın. Orada var. Ne bileyim tarihi filmler ilgili var. Ondan sonra bizi bizde o dönemlerde bu gibi türlerle kimse ilgilenmiyordu bir yerde. Tamam. İşte ben bu türleri hiç kimsenin ilgilenmediği şeyleri yaptım. Ne bileyim o açıdan, Ansiklopedik Türk Filmler Sözlüğü bu açıdan çok önemli bir kitap yani esasında. Yani her türlü belge var. O film eğer ödül almışsa orada zaten bütün ödüller var. Yani dünyada da bu tür şeyler var fakat onlar sadece bu ödüller, hikayeler falan yok onlarda. Yani 20 kişi bir grup bunu hazırlar orada. Sadece film çekim şeyi ve üstelik bir de hangi yıl mesela alfabetik sıraya göre hangi tarihte o film gösterime girmiştir. Çünkü bir filmin çekim tarihi ayrı bir olaydır, gösterime girdiği tarihi ayrı bir olaydır. Çünkü illa da film çekildikten sonra tabii bunun ne bileyim laboratuvar işlemleri var, ne zaman bitecek öyle şeyleri vardır ki 6 ay sonra bitiyorsa, 6 ay şey, tarih değişince o tarihte de girecek sinemaya. Bütün bunlar da altlarında mevcut. Onun için o açıdan yani çok önemli bir şey bir yerde aslında yani. Yeni Kitab. baskısı var mı? Baskısı bulunuyor mu piyasada? Vallahi bunu sadece Kültür Bakanlığı piyasaya vermedi. Bu Kültür Bakanlığı işte 3000 adet bastı bunu. 1500'ü İngilizce. O da yurt dışı için yapılan. 1500'te Türkçe olarak basıldı ve bu promosyon olarak isteyene bunları verdiler. Yani ancak böyle bir olay yani dışarıda satılmıyor bu kitap yani. Edinmek istersek? Edinmek Kültür Bakanlığı'na ancak başvurulacak. Başvurunca gönderiyorlar. Sadece bu kitabınız değil, bugüne kadar hazırladığınız 40'ın üzerindeki kitapta aynı değerde. Türk film yönetmenleri sözlüğünü ilk ben yazdım. Sonradan daha genişletildi o başka ile tarafından. İşte yapımcılar, Türk yapımcılar sözlüğü film, kitabını ben yaptım. Türlerle Türk sinemasını ilk ben yaptım. Yani Ankara Film Festivali'nde de Aziz Nesin ödülünü bana vermenlerin nedeni bu iş kimsenin ilgilenmediği konuları içeren kitaplar yaptığım için o ödülü bana verdiler. Ödüllere sonra geçeceğiz. Bir sohbetimizde Metin Ersan'ın bir sözünü söylemiştin evet. Agah abi. Diyorsun ki, Metin Ersan diyor ki filmleri iş yapmayınca iş yapmasın. Ben kendim için yaptım dedi demiştin. Söyleşinizde de yine aynen bunları söyledin. E satmasın ben kendim için yaptım demiştin. O çok özel kişiliği olan bir adam yani. Çünkü ben Türk sinemasının marjinalleri ve orijinalleri diye bir kitap yazdım. Orada da bir takım insanları sıralarken çok özel olarak orada zaten 5 kişiden bahsettim ben. Mesela bunun bir tanesi Metin Eksan'dı yani hakikaten. Bir tanesi Yılmaz Güney'di mesela. Ne bileyim oyuncu olarak tabii ki Türkan Şoray'dı. Yani kendilerine özel, çok özel kişilikleri olan bu insandır onlar yani. Metin de bunlardan bir tanesidir. Yani kafasında yüzlerce konu var. Çok önemli filmler yapan adamdır yani. yani. Az önce Aziz Nesin Emek Ödülü'nden söz ettiniz. Şimdi başka ödülleriniz de var. Örneğin 2009 28. İstanbul Film Festivali'nde sinema çok önemli. olur Ödülü. Tabii. Başka ödüller de var. Tabii bu ödüllerden yani, de söz eder misiniz? Çünkü bu İstanbul Film Festivali bugün beş tane festivali var. İşte Adana Festivali, işte Ankara Film Festivali, işte İstanbul'un Film Festivali. Yani bu festivaller içinde İstanbul Film Festivali en önemlisi o. Bölge festivalleri hep belediyelere dayalı bir olay. Belediye değişince bu sefer yeniden şey yapılıyor. Ama İstanbul Festivali'nin hiçbir şeye değil. Sadece bir kurumun yani e, belediyelere dayalı olmadan yapılan bir festival olduğu için en önemli festival İstanbul Film Festivali'dir yani. Tabi Antalya Film Festivali'nin yani 57. 58. yılı en uzun soluklu festival olarak da tabii ki onun da ayrı bir değeri vardı. Yani özgün bir festival yani aslında. Şimdi Aziz Nesin İstanbul Film Festivali 9 Eylül aldığınız bir... ilk, i̇lk Eylül'den aldım. Bir de benim için niye önemli olay? O çünkü beni hiçbir zaman tanımayan üniversite kurumunun bana verdiği bir, bir ödül olarak önemli. Çünkü seni orada kimse tanımıyor ama biliyorlar yaptığın işi. O açıdan da önemli bir olay. 9 Eylül Üniversitesi'nden aldığım ödül. İlk ödül de odur zaten. Aslında yaptığın bütün işlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü i̇şte şeye göre değişiyor tabii. Tuncan Okan mesela kimsenin ismini hatırlamadığı bir isim. İbrahim Enes Mesela. E tabi afiş evet. Bu isimler için hazırladığın kitaplar var. Tabi onlar çok için. Tabi bu sergi bu bir de şöyle bir olay. Bir de ben yurt dışında iki önemli sergi yaptım. Afiş sergisi yaptım. Bunun bir tanesi İsrail'de. İsrail'de Türk filmleri afişleri sergisi yapmıştım ki hatta hiç hatırlıyorum o gün Amerika'daki işte uçakla şey yaptılar ya e, neydi o? İkiz Kuleler. E, mi? He, bir biz İsrail'deydik, yılında. o gece orada kaldık. İşte havaalanları kapalıydı. Oradan hatırlıyorum. Orada ben bir sergi yaptım. Bir de Fransa'da e, Yılmaz Güney afişleri sergisi yapmıştım Paris'te. Şimdi AG abi 61 yıllık bir sinema geçmişim var. İşte evet Kalem 60 yemekçisi. Evet yani şey olarak üretmeye devam ediyorsun. Evet. Şu sıralarda neler var? Vallahi şimdi işte en önemli bir kitap yaptım. Sinemayla ilgili bir kitap değil ama çok önemli bir olay. Türk basınında magazin dergiciliği diye bir kitap şu anda baskıda. 1930-1960'lı yılları ile ilgili o dönemde çıkan bütün magazin ağırlıklı dergilerin tarihçeleri, kapakları içinde ondan sonra ve tabii bu 30 ve 60 yıllar arasında 3 tane önemli yayıncı var. Bunun bir tanesi Tedar Simavi ki aynı zamanda Türk sineması tarihinde önemli bir yönetmeni çünkü seyirci önüne çıkan filmleri ilk o yaptı 1917'de pençe yine 1917'de casus bu filmler Türk sinema tarihinde seyirci karşısına ticari salona salonlara giren ilk Türk filmleridir ve bunun da önemli bir özelliği adam yayıncı İlk Osmanlı döneminde 1917'lerde işte Fransızca ve Osmanlıca Dergiler çıkardı ve bu arada da 7 günde bir dergi çıkardı ve en çok satan dergilerden biri oldu ve aşağı yukarı 18 yıl bu dergi çıktı. Sedat Simavi önemli, çizgi romanları da yaptı, Benmür roman diye bir dergi çıkardı falan. Tahsin Demiray vardı Türkiye yayın evinin sahibi ve bu. Türkçü akımının öncü şeylerinden yayıncılarından bir tanesi. Üçüncü yayıncı da Recep Ekişi vardı. O da sonradan sinemaya girdi, artist filmi kurdu. Hem yayıncılığını devam ettirdi hem de artist dergisi diye bir dergi çıkardı. Bu da 6 sene sürdü. Onun için bunları inceleyen bir araştırma kitabı işte yakında çıkacak yani baskı da şu anda. Yani önemli olan o. Peki anlattığınız o 60'lı yıllara kadar evet. ve 60'lı yıllardan günümüze kadar olan dönemde magazin çok mu farklı? Magazin algısı. Şimdi 60 yıldan sonra başka bir olay çıktı ortaya. Tabii onun da o dönemi de yazmak lazım. O zaman Playboy gibi, Penthouse gibi, Louis gibi dergiler çıkmaya başladı yani. O zaman poşetli dergiler dönemi diye bir dönem var. İlk defa bu tür dergiler hordikleşti. Şimdi Agah abi yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Şimdi... Ee, az önce söylemiştim, 61 yıllık sanat geçmişiniz var. Evet. 61 yıldır yazıyorsunuz, evet. kalem elinizden hiç düşmedi. İnanılmaz bir arşiviniz var, fotoğraflar, evet. afişler, tabii, 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 40 üzerinde var. kitap. Şöyle geriye yazsan ağ abi ve düşün, ben bu 61 yıl içerisinde ne yaptım? İstediğim her şeyi yapabildim mi? Sorusunu sorduğunda ne <laughs> yanıt veriyorsun kendine? E vallahi ben esasında yaptım diyebilirim çünkü o yıllarda. Bütün çekilen filmlerin fotoğraflarını toplamışım. Şu anda 20 bine yakın bende film fotoğrafı var. Hepsi de 18 24. Hepsi bunun kutuların içinde. Alfabetik sıraya göre çünkü o dönemde e, gazeteler akva filmleri vardı. O film filmlerle basılıyordu ve onların kutularını aldım ben. Bir kamyon benim arkadaşım vardı orada. Bir kamyon kutu aldım ben. O kutuların içinde böyle çok güzel kutular. O kutu kutuları sırtlarına yazarak alfabetik sıraya göre A, B, C diye ve yıllarına göre hepsi onların kutuların içinde. Bana herhangi bir film fotoğrafını istiyorsunuz hemen tak çıkarıyorum kutuyu oradan alıyorum. Ama bunlar ki benim kendi zekamla bu hiçbir zaman bunların dijitale geçmiş değil bunlar. Ben ona iyi bakmıyorum. Ben ona bir türlü ısınamadım bir yerde. Ben herhangi bir bir kitap yazacağım zaman hepsi bende dosyaları var. Dosyaları açarım, bakarım. O konuyla ilgili bende belgeleri vardır. O belgelere bakarak o yazıyı yazmaya çalışırım. Yoksa gidip şeye bakıp, çünkü bu internetteki bazı tarihler, bazı şeyler de hep yanlış. Eğer ben bir yanlış yaptığım takdirde aynı yanlış başkaları da alıp ve onu sürdürmeye çalışıyor. Onun için ben sadece kendim hiçbir şeye başvurmadan Bakarım çünkü toplamışım ben bunları bir yerde. Afişleri toplamışım, fotoğrafları toplamışım. Böyle gala davetiyeleri toplamışım. Ondan sonra sinemayla ilgili her şeyi toplamışım. Sinemayla ilgili pullar toplamışım. Onun için yani böyle bir bir arşiv oluşturdum. Sana boşuna Türk sinemasının <laughs> ya yaşayan işte, tarihçisi demiyorlar. Yani neyse işte topladık ama benim bunun Türkiye'de maalesef bu işin hiçbir zaman kıymeti harbiyesi yok. Çünkü böyle bir işi bu arşivler sen gittiğin zaman sahaflara düşüyor. Bülent Toran diye bir adam yüzlerce senaryo yazdı ama maalesef ondan sonra sahaflara düşüyor bunlar. Onun için buraya ulusal bir Türk sineması ile ilgili bir müze olması lazım. Bunları bir araya toplamak gerekir. Yani her e maalesef böyle. Ve dağılacak bunlar sonra ne olacak? Ya şeyde biri, İsrail'de biri, bir sinema müzesini gezdim ben. Orada Türk filmleri var ya. Bugün 7 bin tane film varsa, bugün 2-3 bin tanesi kayıp ya. Şöyle bir şey anlatayım size ben. Mesela Yıldız Film Stüdyosu vardı. Ferdi'den Manukyan diye bir adamın banker. Stüdyo işlemleri burada yapılıyor. Tabii orada da o filmler kalıyor kalıyordu. Ve o bina yıkılacak. Binanın yıkılması lazım. Ve bu adam hürriyet gazetesine ilan veriyor. Diyor ki ya bina yıkılacak. Herkes burada kendi malını alsın diyor. Kimse almıyor malı. Bunun üzerine bütün o kutuları yani filmler film kutuları vardır şeyler içinde. Evet. Onları kapının önüne yığıyorlar. Ondan sonra buna bir, bir kamyona yüklüyorlar bunları. Doğru taray denize atılıyor bu filmler. Ve bu filmler kayıp filmler. Onun için bu çok önemli bir olay. Bir ulusal Türk sineması müzesi olması gerekir. Bunu Bu yapılmıyor. Bunu yapmaya çalışan bir Türker İnanoğlu, devletin yapmak yapmadığı şeyi o yaptı ama kendi imkanlarıyla Hakikaten yaptı yani. Ne kadar eksik olsa da bugün Türkiye'de yapılmış en önemli bir girişimlerden bir tanesidir ya. Türkiye Redenalı'nın müzesi. Gerçekten yani. E kutlamak gerekir. Yani, tabii kutlamak gerekir. Bunu ama devletin yapması lazım bunu ya. Çünkü elde bir takım insanlar da bunlar dağılmış vaziyette. Bunların toplanması bir araya gelmesi lazım. Buna, buna hakim oluyor dünyada ya. Bakıyorsun 1800'lerde çekilen filmi seyrediyorsun pırıl pırıl. Sahip çıkılmış bir yerde. Bizde maalesef bu onun için kurumlaşmıyor bir yerde. Sinemayı zaten daha çok aydınlar aşağıladılar, burunladılar. Onun için nedense böyle bir kinleri vardı bu. Böyle bir bazı tabii aydınlardan bahsediyorum. Onun için Türk sineması bu hale geldi yani bir yerde. Son yıllarda önemli şeyler yapılıyor. En azından Canım, filmleri kurtarma açısından restorasyon işte, çalışmaları yapılıyor. Yapılıyor tabii. Zaten en önemli olanlardan bir tanesi bu dijital olayın, olayın en büyük faydası Türk sinemasında işte bunların temizlenmesi, restorasyonun yapılması. Yazık daha önce işte hudutların kanlı diye bir film mesela ama yazık ki çok önemli filmlerden bir tanesi Türk sineması tarihinin fakat filmin bir bobini eksik. Onu şeyde bile ilgi çekti de o filmi Fransa'da ondan sonra Martin Scorsese'in bir şeyi var orada şirket var. O şirket yaptı bunu ama maalesef en önemli sahneleri eksik filmin. Yani yazık. Yok film kayboldu. Yunanistan'da bulundu. Kutuları açtılar hepsi kül olmuş, çürümüş oh. bakımsızlıktan. Bir de buna bakmak lazım yani. Onun için maalesef Sedat Sıman'ın filmleri yok ortada. Bir tek kare fotoğraf yok, fotoğraf yok. Sadece bir 16 sayfalık bir Osmanlıca, Fransızca broşürünü buldum da en son kitapta sana evet. verdiğim kitapta ondan sonra orada yayınlandı yani. O konusu, monusu bilmem ne var yani. Onun için öyle bir olay yani. Yani sinema tarihine yaptığınız katkılar için bir yani, kez daha teşekkür ediyoruz. bir şeyler yapmayız ama hiç yani. yani. <laughs> Peki, ha, ben be, bunu dışarıda yapmış olsayım daha büyük işte o zaman orada senin kıymetini orada daha iyi biliyorlar. Yok iyi ki burada yaptık. Yani burada yaptık ama yani işte. <laughs> yani gün gelir kıymeti bilinir diyelim. <laughs> Önemli olan şu anda size hissettiğim. Ne duygular? Ağabey <laughs> şiirle başladık söyleşimize evet, tabii. ve şiirle bitirelim. Tamam. Son sözü sana verelim bir şiirle veda edelim. Benim dört dörtlük bir dört mısralık bir şiirim var orada ben çok beğenirim. Onun de kara güneş, kara güneşti. Şöyle o. Tabii bir yerde şiir yazmak ayrı, bir de şiir okumak ayrı bir olay. Önce gözlerin geliyor, sonra sen. Sonra New York sokaklarına dağılmış zenciler gibi saçların. Saçların her telinde bir Martin Luther King. Saçların her telinde vurulmuş bir zenci gibiyim. Ağabey, abi davetimizi kırmayıp buraya geldiği için teşekkür ederiz. Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde Halit Tepe sahnesindeyiz. Hemen çıkışta karşımıza Rıfat Ilgaz kitaplığı ha. var. Hemen bir üst katta Alden Ağaç'ı çocuk sahnesi var. Yine sinema dünyasının, edebiyat dünyasının değerli isimlerin adlarının yaşatıldığı bir kültür merkezinde ağırladık seni. Tekrar teşekkür ederiz eksik olma. Ben teşekkür ederim. Bir de Halit Akçetepe benim eski arkadaşımdır ve aynı okulda okuduk kendisiyle onun için ve bu e, belediye başkanına hak, hakikaten teşekkür ederim. Yani bu çok önemli bir olay yani aslında. Bu kültür olayı onun için bunu sürdürmeleri gerekir. Ben her şey için ben teşekkür ederim.